Merhaba, Berlin'de Altes Müzyum'dayız. Olağanüstü güzellikteki Medea Lahti'nin önünde bulunuyoruz. Bu çok erken dönemden kalan ve yoğun işçilikle şekillendirilmiş bir lahit. Roma'da defin törenlerinin yeni başladığı erken bir döneme ait. Defin törenleri yapılmaya başlamadan önceki dönemde ölüler yakılırmış. Bu gerçekten çok erken dönemlerde yapılmış bir lahit ve gördüğünüz anda sizi önünde durduruveriyor. Mermerden yapılmış ve çok detaylı çalışılmış. Rölyefin önemli kısmında yuvarlak formlar kullanılmış. Bu lahitte Yason ve Medea'nın trajedisi anlatılıyor. Bu Euripides'in bir oyunundan gelen bir öykü. Hikaye soldan sağa doğru anlatılmış ve 4 bölümden oluşuyor. En soldaki ilk bölümde Yason'un muazzam güzellikte şekillendirilmiş figürünü görüyoruz. Yason ve Argonatların hikayesi daha önceden kulağınıza çalınmış olabilir. Yason, krala ait olan altın postu prensesin yani kralın kızının da yardımıyla çalıyor ve kaçıyor. Bu arada Prenses Medea, Yason'a aşık oluyor. Onunla ve postla birlikte Yunanistan'a kaçıyor ve 10 yıl süren mutlu bir beraberlikleri oluyor. Peki problem nerede mi başlıyor? Yason, Medea'yı terk edip başka biriyle evlenmek isteyince, Creusa'yla. Yeni eşi Creusa'yı ve Medea'nın hediyesi olan güzel taçla görkemli duvağa getiren iki çocuğuna bakıyor. Medea, Yason'un yeni eşini çok kıskanıyor. Kaderini kabullenmiş görünmekle birlikte, her ne kadar Yason'a bu düğün hediyelerini vermiş olsa da durumu içine sindiremiyor ve intikamını almak için fırsat kollamaya başlıyor. Creusa iki çocuğuna değer vermiyor ve babasının sarayına dönüyor. Arka planda çelenkler ve sütunlar görüyoruz. Kraliyet ailesinden olduğu vurgulanmış. Tacı başında. Burada mermer işçiliğinin ne kadar başarılı olduğuna dikkat edin. Hani neredeyse ıslakmış hissi veren kumaşın vücuda sarılışı bize daha erken dönemlerin Yunan stilini hatırlatıyor. Medea'nın sol kolu arkasına doğru uzanıyor ve Yason'u tekrar gördüğümüz sahneye bağlanıyor. Bu sahnede hikayenin doruk noktasını görüyoruz. Çocukların Creusa'ya getirdikleri gerçekten de Medea'nın hediyeleri. Ve Creusa bunları giydiği anda yanmaya başlıyorlar. Babası kızını kurtarmaya çalışıyor ancak o da yanmaya başlıyor. Yani bu sahnede acımasızca intikam alındığını görüyoruz. Yason sol taraftan bakıyor. Babası kızının yanmasını seyrederken saçını başını yoluyor. Creusa'nın buradaki figürü çok başarılı canlandırılmış. Kolları yukarı doğru kalkmış. Saçları başının arkasında dalgalanıyor. Alevler kendisini sardıkça üstündeki kumaşın yanmaya başladığını adeta görebiliyoruz. Gerçek bir çaresizlik duygusu hakim. Ellerini bize doğru nasıl uzattığına bakın. Ağzı korkudan ve umutsuzluktan açılmış. Buradaki mermerin bir kısmı gerçekten çok derin oyulmuş. Örneğin kolu arkadaki parçadan tamamen ayrık. Neredeyse üç boyutlu bir figür gibi gözüküyor. Rölyefteki oymacılık çok ender karşılaşılacak kadar başarılı. Baktığımız bir taş parçası olmasına rağmen duyguların yoğunluğunu, hareketi, her şeyi gözlemleyebiliyoruz. Evet, 4 bölüm var demiştik. Şimdi 3. bölüme bir bakalım. Medea, top oynayan iki çocuğunu izliyor. Ancak bu masumane bir izleme değil. Çünkü iki çocuğunu da öldürmeyi planlıyor. Yason'dan intikam almak için kendi çocuklarını öldürecek. Yani trajedinin iyice dibine vuruyoruz burada. Yüzüne bakın. Kılıcı kınından çıkarken ellerinin hareketine bakın. Başını üzüntü içinde yana eğmiş. Evet, serinin son sahnesine geldik. Burada Medea'yı görüyoruz. Tanrı Helios'un sayesinde kaçıp kurtuluyor. Tanrı'nın arabasına biniyor ve uçup gidiyor. Burada havalanmasını görebiliyoruz. Öldürdüğü evlatlarının biri sol omzunda, diğerinin ise ayakları arabanın altından görünüyor. Bu duygusal açıdan çok yoğun bir öykü.
Bir lahit için niye bu öykünün seçilmiş olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Lahitlerin üzerinde genelde Yunan mitolojisinden hikayeler yer alırdı. Ama niye Medea'nın hikayesi? Niçin bu kadar trajik bir öykü seçilmiş olabilir? Bu lahitin sahibinin evlenmeden ve çocuk sahibi olamadan öldüğü aklıma gelen fikirlerden sadece biri. Belki de Euripides'in bu mitolojik hikayesini ölen kişinin yaşadığı trajediyi yansıtmak için kullanmış olabilirler. Şimdilik hoşça kalın.